Of ya, nerede kaldı bu kocayı? Kocayı çok özledim. Ne kadar uzun bir tatil yaptı böyle. Hiç bu kadar kocayı özleyeceğimi düşünmemiştim. Bir an önce gelsin artık. Ay, of. Ay ne kadar yorucu bir gündü. Sen de kimsin böyle? Aa, Maşa. Maşa benim kocayı, beni tanımadın mı? Kocayı mı? Kocayı ne olmuş sana böyle? Aa, Maşa ne olmuş ki bana, hiçbir şey olmadı. Sadece güneşte biraz fazla kaldım. Birazcık bronzlaşmış olabilirim. Hayır kocayı, hayır, bu sen olamazsın. Sen çok büyümüşsün. Büyümüş müyüm? Bu da ne böyle? Evime neler olmuş böyle? Evimi kim küçülttü? Söyle bakalım Maşa. Yoksa yine küçük cadıyla bana küçük bir şaka mı yaptınız? Hayır kocayı, biz sana şaka yapmadık. Sen çok büyümüşsün. Ne? Ben mi büyümüşüm? Nasıl yani? Ah kocayı, tabii o kadar fazla güneşte kalınca büyümüşsün işte. Galiba tatilde yediğim ballardan olmalı. Tam bir sepet bal götürmüştüm. Hepsini yedim. Ne yaptın sen kocayı? Peki ne yapacaksın şimdi? Evin küçücük. Sen kocamansın. Sen bu eve sığmazsın ki. Oha Maşa, galiba haklısın. Ne yapacağım şimdi ben? Ay dur kocayı dur, bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Ay gerçekten çok şaşkınım şu anda. Ne yapacağımı ben bir türlü karar veremedim. Ah sihirli Maşa. Sihirli Maşa'yı çağırabiliriz kocayı. Ay iyi de sihirli Maşa beni küçültebilir mi Maşa? Ay tabii ki de küçültebilir kocayı. O sihirli Maşa. Sihirli Maşa. Sihirli Maşa. Merhaba çocuklar. Ah ne oldu sana böyle kocayı? Of ya, neden herkes beni görünce birden şaşırıyor? Tabii ki de şaşırırız kocayı. Şu haline bak. Ne olmuş sana böyle? Of, o kadar kötü mü olmuşum? Sadece birazcık büyüdüm. Birazcık mı kocayı? Galiba sen gittiğinden iki kat daha fazla büyük olmuşsun. Evet sihirli Maşa, galiba birazcık büyümüşüm. Beni neden çağırdınız çocuklar? Sihirli Maşa, sihirli Maşa. Baksana kocayı o kadar çok büyümüş ki evine bir türlü giremiyor. Ona yeni bir ev yapmamız lazım. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Şimdi anlaşıldı çocuklar. Peki. Kocayı için yeni bir ev yapmam lazım. Gerçekten de haklısın Maşacığım. Baksana kocayı bu haliyle buradaki ev asla sığmaz. Hokus pokus. Koca için kocaman bir ev gelsin pokus. İşte sana kocaman bir ev kocayı. Aa, gerçekten de bu ev çok büyük. Teşekkür ederiz sihirli Maşa. Önemli değil çocuklar. Benim artık gitmem lazım. Çok önemli sihirlerimi bırakıp buraya geldim. Hoşçakalın. Ay, hadi bakalım kocayı. Artık evine yerleşebilirsin. Oo, teşekkür ederim Maşa. Gerçekten buna çok büyük bir iyilik yaptın. Sen olmasaydın evde evim olmayacaktı. Artık dışarıda yaşamak zorunda kalacaktım. Olur mu öyle şey kocayı? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Artık deli bir arkadaşım var benim. Dev arkadaş, bu benim çok hoşuma gitti. Of, gidip birazcık dinleneyim. Olamaz. Ne oldu kocayı? Maşacığım, evimiz tamam ama bu evin içinde hiçbir şey yok ki. Ben acıkınca ne yiyeceğim? Uykum gelince nerede uyuyacağım peki? Haklısın galiba kocayı. Dur kocayı. Ben senin için çok güzel eşyalar getirebilirim. Sihirli Maşa'ya söylerim. Birazcık da eşya getirir. Olmaz. Sihirli Maşa'nın işleri vardı. Giderken öyle söylemişti. Ay tamam kocayı. O zaman ben hemen gidip senin için güzel bir eşya alışverişi yapayım. Sen burada beni bekle. Peki Maşa. Of, neden bu kadar çok bal yedim ki sanki? Şu hale bak. Bütün her şeyim değişti. Evim, eşyalarım. Of kocayı of. İşte geldim kocayı. Bak, sana harika bir toz makinesi getirdim. Yaşasın. Karnımda nasıl acıkmıştım Maşa. Tamam o zaman kocayı. Sen şimdi burada güzel güzel yemeğini yerken ben de diğer eşyaları getireyim. Tamam Maşacığım. Kendime şöyle güzel bir toz yapayım. Hop işte. Çok güzel görünüyor. Harika. Ben bu toz makinemi şöyle kaldırayım. Acıktığım zaman yine lazım olacak. Bu sefer daha tedbirli davranacağım. Ve sadece bir tane toz yedim. Çünkü daha fazla büyümek istemiyorum. Kocayı ben geldim. Bak sana ne getirdim.
Bu çok güzel bir çamaşır makinesi kocayı. Kirli çamaşırlarını burada yıkayacaksın. Bak, bu düğmeye basınca çalışıyor. Üstelik de ışıkları da yanıyor, gördün mü? Çamaşırlarının yıkanıp yıkanmadığını bu ışıkla görebilirsin. Wow, çok güzel. O zaman hemen kapatalım. Lazım olunca kullanırsın kocayı. Bunu şöyle şuraya yerleştirebiliriz. Burası senin çamaşır evin olsun. Bak kocayı. İşte bu da kahve makinen. Tostun yanında kahve çok güzel olur. İstersen bununla çay da yapabilirsin. Bayılırım çaya. O zaman bunu da hemen şöyle makinenin yanına kaldıralım. Kocayı, sana son bir eşya daha getirdim. Bu ne maşacım? Ay kocayı, senin şimdi kocaman kocaman tüylerin var ya. İşte bu seni serinletmek için. O tüyler seni bu sıcakta çok yakacak. Ben de sana vantilatör aldım. Böyle karşısına geçip serinleyeceksin. Oo, çok güzel oldu. Harika, bayıldım bayıldım bu vantilatöre. Maşacığım, ben şöyle güzel bir duş alıp artık uyumak istiyorum. Tamam tamam kocayı, tabii ki de uyuyabilirsin. Ay, o zaman gidip hemen bir duş almalıyım. Ay, ben de bu eşyaları getirirken çok yoruldum. Şöyle birazcık serinleyeyim. Oh, mis gibi. Ne kadar da güzel rüzgar yapıyor bana. Püfür püfür esiyor. Ay, bu vantilatörü nereye koysam acaba? Önce şöyle kapatalım. Buraya sığar mı? Ay yok yok, buraya olmadı. En iyisi de burada dursun. Ay çok güzel. Ben de kocayının valizini yukarıya çıkarayım o zaman. Ay, kocaya birazcık yardım edelim. Hop, valizi burada durabilir. Ay gerçekten de çok yorucu bir gündü. Ay gidip birazcık ben de dinleneyim. Ay kocayı gelince kalkarım. Maşa, Maşa, Maşa ben geldim. Oh, Maşa yoksa gittin mi? Ay, neyse ben de çıkıp birazcık uyuyayım. Ah, Maşa. Olamaz. Maşa benim yatağımda uyuyup kalmış. Bunlar da ne böyle? Ben yokken Maşa çok güzel koltuklar da getirmiş. En iyisi ben de bu koltukta uyurum. Oh, şöyle rahat rahat.